Sefinem gerg oldu, can deryasına oy. Sehreysinem canan, sel aldı gitti oy. Herkes dildan olmuş, gül Leyla'sına oy. Sabrı peyanım canan, el aldı gitti oy. Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Alp Epsilon Eğitim Kurumları'nın katkılarıyla hazırlamış olduğumuz Tansiyon programını bugün de Çaykara bölgesinden başlayacağız. Birazdan da böyle bu civarı dolaşacağız. Bakalım kimler karşımıza çıkacak. Öncelikle yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Ve en çok da paylaşımlarınız için sizlere teşekkür ediyorum. Gül dalında güzel diyorum. Sizler burada özelsiniz ve programımıza bütün hızıyla başlıyoruz. Ayto selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Neysin? İyiyim. Sen nasılsın? İyi abi. Hayırlı. Programa başladık. Başladık. Şimdi istikamet. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Böyle tebessüm eden insanı da görünce hemen kuduralım dedik. Efendim abi. Efendim, dünyanın en küçük bebeği neredeyiz? Sanki şeyde Mısır'da mıydı? Mısır'da. He. Onu geçelim o zaman. Göz bebeği. Göz bebeği. Efendim, Erzurum'u dünyaya tanıtan sanatçımız sizce kimdir? İbrahim Erkal. Süpersin. Bugün nasıl bir haber alsaydınız çok daha mutlu olurdunuz? Valla nasıl bir haber alsaydım? Nasıl böyle bir haber beklentiniz olurdu? Mutlu edecek sizi. Valla şu an bir şey düşünemiyorum hiç. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olasın. Sağ olun. Hanımefendiler merhabalar. Siz bilirsiniz. Efendim merhaba. Merhaba. Dünyanın en küçük bebeği nerededir sizce? Bilmiyorum. Bilmiyor musunuz? Memleket neresi? Erzurum. Erzurum. O zaman Erzurum'u dünyaya tanıtan ünlü sanatçımız kimdir? Onu da bilmiyorum. Afiyet olsun. Gelin hediye verelim hem de ya. Efendim memleket Erzurum? Erzincan. Erzincan. Gülüyoruz. Evet. Evet. Komşumuz Erzincan'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Ailenize de selamlar gönderiyoruz. Evet, selamlar. Hadi. Kolay bir soru soracağım efendim. Bugün nasıl bir haber alsaydınız sizi çok mutlu ederdi? Bugün? Yani böyle içinizden, yani böyle bu haber olsaydı ben dünyada... Ya herhalde şu Gazze'de olan savaşın bitmesine sevinirdim. Vallahi aslında normalde sormamızın maksadı buydu. Hanımefendi en güzel şekilde cevabı verdi. Çok teşekkür ediyorum bu anlamda. Rica hanımefendi. Ediyorum. Efendim, dünyanın en küçük bebeği sizce nerededir? Bilmiyorum nerededir. Afrika'da olabilir mi? Afrika'da. Şimdi biz Erzurum'da havuz başına yakın bir yerdeyiz değil mi? Evet. Şimdi havuz başını görüyorsunuz. Burada. Evet. Dön bu tarafa. Orada Atatürk heykeli var. Bana doğru dön bana. Orada Atatürk heykeli var da. Evet. Oradaki atın hangi ayağı yukarıda? Sağ mı sol mu? Sizce? Bence sol. Ya da sağdır ya sağdır. Sağdır da gezmişsiniz evet. Biliyorsunuz. Sağdır. Gelin. Sağdır ya. Efendim bilemediniz. Yine de ben size bir iftarlık vereyim. Orada at var mı? Yok yani ben görmedim ama. İşte at yok. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim size hayırlı iftarlar. Çok teşekkür ederim. Ederim. Çok sağ olun. Hanımefendiler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede izleyebiliriz? Kartv'de. Tamam. Kartv bak. Kartv YouTube. Evet, burada bir hanımefendi geldiler. Merhabalar. Merhabalar. Belli ki zaten tebessüm ediyoruz. Tabii ki. Efendim. Efendim bugün siz şu anda mutlusunuz ya. Evet. Sizi daha çok mutlu edecek hangi haber duymak isterdiniz? Sizi daha çok mutlu edecek hangi haberi duymak isterdiniz? Kartıma para geldi haberini öğrenseydim herhalde çok sevinirdim. Şu an beni mutlu edecek haber o. Vallahi süper. Gel yanına gel ya orada durma. Oradan cevaplamak olur mu? Aynen. Sizi en çok mutlu edecek haber hangisi olsaydı? Yani gelmesini istediğiniz bir haber. İftarımı açmak galiba. İftarınızı açmak. Haber. Haber istiyor. Haber istiyor. Peki. Haber.
Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Yanımda. Ayşe abi gel. Canım. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Dünyanın en küçük bebeği daha doğmamıştır. Annesinin karnındadır. Oraya bakmaya çalıştım. Göremedim cevapları. Annesinin karnındadır. Mantık. Evet. Daha doğmamıştır dünyanın en küçük bebeği. Doğmuştur ya. Nene Hatun'un bebeği mi? Türkiye'de değildir. Göz bebeğimiz. Evet. Göz bebeği de. Sene mi kalmış Aytun? Niye diyorsun kardeşim? Tamam, Allah Allah. Allah Allah. Hanımefendilere soru soruyoruz. Efendim onu da geçelim. Erzurum'u dünyaya tanıtan sanatçımız kimdir? İbrahim Erkal. Tamam. Çok güzel. Hemen. Hemen helal olsun. Çok dolu, dobra dobur konuştun. Peki. Öyle. Google duydun mu Google? Google. Duydum ama bilmiyorum anlamını. Cırık. Cırık evet. Şey demek yırtık cırık. Böyle. Cırık. Bravo. Ben Erzurum değilim. Erzurum şeyleri sormayın. Siz nerelisiniz? Ben Muşluyum. Allah'ım Muşlusu. 49. Muş'tan soralım o zaman. Onu oraya da iyi bilmiyorum ama sorun. Muş'tur, yolu huştur. Aslında huştur. Muş değil. Huştur tamam. Dediğini huştur ama Muş değil. Huştur bir tane söyler misiniz? Ben. Bu sesimle. Hediye vereceğim öyle kolay mı? Hediye vereceğiz. Ha? Bu sesimle. Evet. Ama şuna rahatsızım boğazım falan çok kötü. Sen ne? O söylesin. Ben hayır. Ona eşlik edeyim. Yok ama Muşlar söylesinler. Abi gözün sevinir. Ben niye söylüyorum? Evet. Siz söylenen. Yok ben söylemiyorum sanırım. Türkiye'nin kaç bölgesi vardır? 7. 7? 7 değil mi? Evet 7. Kaç tane ili vardır? 81. 81. il hangisidir? Osmaniye. Düzce. Düzce. Harika. Neyse dur size çikolatalarınızı. İftarlıklarınızı vereyim en iyisini. Olur. Ne abi? Hak ettiler. Hak ettiler mi? Abi iftarlıklarını ver. Kar TV'yi ben zaten takip ediyorum. Siz de takip almayı unutmayın. Evet teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Günaydın efendim. Sağ olun. Hüsamettin abimizin yerleri vardır. Onun hakkında ben canım. Niye? Ne yaptın? Ona ben ne bilmem ki. Bana değil listeyi sakın bana bira koyma beni bira. Niye? Öyle değil de. Kimi koysam ciddir. Nasıl bir gidak devamını ondan dinleyelim. Ramazanlar nasıl? İyi abi Ramazanlar. Bak hele daha şehir merkezinde kar var Aytoğlu. Abi kış Erzurum'u sevdi. Sevdi. Biz de kışı sevdik. Biz neden sevdik diyorsun? Abi. Kayıyoruz. Evet. Hafta sonu. Gül dalında güzel. Sizler burada özelsiniz. Devam ediyoruz. Evleni bizim. Evlere yakın, aman komşular, bil bana bakın, suçum günahım. Arkadaşlar dünyanın en küçük bebeği nerededir? Efendim abi. Dünyanın efendim? En küçük bebeği nerededir? Dünyanın en küçük bebeği. Evet. Hindistan'da diyebiliyordum da, Tayland mı? O gene doğu taraflarında bir yerde olması lazım. Değil mi? Bence de öyle ya, Afrika doğru. Kıtası. Göz bebeği. Ramazan sorusu. Kolay gelsin Mustafa buyurun, Bey'le. Buyurun abi. Buyurun. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Dünyanın en küçük bebeği. Çin diyelim. Öyle değil mi? Ha, sen de? Sor hadi. Sen cevap. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Nasrettin Hoca'yı duydun mu? Evet. Peki Keloğlan'ı duydun mu? Evet. Keloğlan niye keldir? Abi oruç tutmuş. Senin adın ne? Zümra. Efendim? Zümra. Zümra. Ay ne kadar güzel ismin var senin gibi ya. Teşekkürler. Kaç yaşındasın? 8. 8. Sen 8 yaşına büyüdün mü? O zaman okula gidiyorsun. Evet. Allah. Kaç ay diyorsun? 2. Kaç? 2. Okulda ne oyunlar oynuyorsunuz? Ebele merce, saklambaç da yerden yüksek. Yolcumda sen neler de biliyorsun? Ben sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Katıldığın için çok mutlu oldum. Hadi çak yapalım. Oo! Çok teşekkürler. Günler diliyorum. Allah razı olsun. Ana düştü bizim kafamıza karmar. Buz. Düşerse Allah rahmet etsin. Neydi? Ya götürmüş sen bizi oradan götürsen ya. Canan böyle Allah'ın mesalli ya. Allah'ın mesalli ve sevdiğine Allah'ın mesalli. Burası neresi kardeş? Abi bura eski Emniyet Müdürlüğü. Ne? Emniyet? Emniyet Müdürlüğü. Emniyet. Emniyet değil ama. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Kolay bir soru soracağım. Tabii ki. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Dünyanın en küçük bebeği. Evet. Bebek. Göz bebeği. Oo, muhteşemsin. Kameraman yoksa sen mi tüyo verirsen? Yok. Karışma ama. Hayır bir diyecektim sonra ben canlı bebek olarak düşündüm. Peki bugün
Nasıl bir haber alsaydınız sizi dünyanın en mutlu insanı ederdi. Yani mutlusunuz da. Hı hı. Daha mutlu ederdi. Sağlık, babam hasta. Allah aynı şifalar. Onun böyle tamamen sağlığına kavuştuğunu duysaydım dünyanın en mutlu insanı olurdum. Ne güzel. Sağlık. Erzurum'u dünyaya tanıtan. Evet. En ünlü sanatçımız kimdir? Başta İbrahim Erkal rahmetli, şu anda da Nusret aktif bir durumda, gerçekten tanıtmaya çalışıyoruz. Muhteşem, muhteşem cevaplar. Aha. Gördünüz mü sevgili izleyenler? Efendim, Türkiye'de kaç ilimiz vardır? 81'di en son eklenmediyse. Peki, kaç bölgeden oluşur? Karadeniz, Akdeniz, Ege, Marmara. Tamam. Şimdi 4 diyebiliyorum. Doğu Anadolu, Güneydoğu, Karadeniz, Akdeniz, bir de Ege. Yetti. Yani ve Marmara canım. Mı diyelim evet, öyle. Biliyorum. Evet, İç Anadolu. Aynen. Saat oldu işin zaten. Tabii ki oruç Erzurum sıktı. Erzurum memleket. Erzurum. Cırık ne demek cırık? Cırık, yırtık demek mi? Bravo. Yırtık, cırık yani. Popul duydun mu? Tabii ki ayakkabı. Çocukların Google. Özellikle Google burun diyebiliyorum. Google, onu bilmiyorum. Korizan ne demek? Korizan yani... biraz korizan dediğin yani ne desem? İyi ki varsın. Aptal demeyeyim de yani korizan. Tam bilmeyen, unutkan. Evet, unutkan. Efendim çok teşekkür İzini ediyoruz. İzini bilmeyen. Rica Allah ederiz. Allah ne güzeldi vallahi işte efendim. Kardeş iftar saati böyle. Hanımefendi size de bir Erzurumlu dadaştan kek göndermişler. Çok teşekkür ederiz çok efendim. Allah emanet olun. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? En küçük bebeği mi? Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Neredeymiş? Bal nerede yetişir? Bingöl'de. Onu bana soracaktın abi. O Diyarbakırlı o bilmez. Olsun o da Diyarbakır 21 orada da var. Diyarbakırlı'da da var tabii var. Diyarbakırlı'nın zaten sesi de güzel olur zaten. Biliyoruz. Öyle değil mi? Yok abi sesi güzel değil. Değil Urfalıların mi? Sesi güzel. Bingöl'lerin güzel. Sesi güzel Urfalı. Türkiye kaç bölgeden oluşur? 7. Muhteşemsin. Evet. İl olarak kaç tane il vardır Türkiye'de? 81 il var. Süpersin. Çok 81. iyi. İl hangisidir? Yok. Osmaniye. Çok sevindim. Efendim çok teşekkür ederim. Tokat mı? Teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle geçelim devam ediyoruz. Ayto baba neredesin? Can abi. Nerede ya, o Ayto Ceylan? Baba. Sen nerede o? Ceylan abimi bulacağız da bak burada buzlar var. Dikkat et. Sana ne var abi? Düşerse benim kafama düşer. Neden? Düşerse ikimizin kafasına düşer. Yok, az önce dedim benim kafama düşer. Hangi kapıdan gireceğiz? Abi burada giriyoruz da. Ama burada buzlar var. Bak yerlere bak. Biliyor sevgili ama. İzleyenler bir gün önce de biliyorsunuz kar yağmıştı. Onun şey şimdi, kalmayız. Evet dikkatli geçelim. Kameramanım sen de gel. Bizim konağa ben geldik. Hüsamettin Ceylan'ı bulacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. Kardeş merhaba. Merhaba. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Nerededir? Bile bir sordum ki girer girmez hemen direkt. Bilmi sen? Bilmiyorum. Peki. Erzurum'u dünyaya tanıtan sanatçımız kimdir? Tabii ki büyük üstad Hüsamettin Ceylan. Güzel. Yok. Niye hareket yaptın niye? Hele? Niye öyle yaptın? Ha, niye yaptın? Doğru değil, o da doğru değil. Öyle... Tamam doğru da. Kameraya asan. Az bir dakika. Doğru da. Şimdi doğru da. Şimdi İbrahim Erkal 1, Ceylan 2. Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam. Nasılsın Hüsamettin abicim? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyisin. Ben de iyiyim ya. İyi gördüm seni maşallah. Vallahi seni özlemiştim yani. Çoktandır göremiyorum vallahi. Daha Ramazan geldi ya. Evet. Biraz ara açıldı. Evet. Hüsamettin abicim. Evet. Şöyle zaten herkes seni tanıyor da. Siz çocukken Süngeriş köyünde çocukken yani. Evet. Hangi oyunlar oynardınız? Vallahi unutmuşum ben. Onlar da bana sorma yani. Oynadığım her oyunu aşık oynardık. Başka bir şey oynamazdık. Her eresi. Kayak kayardık. Her. Onu oynardık. Her eresi tane. Evet. Islaklasını atladın mı hiç? Ben atlayamıyordum. Atlayanlar vardı. Atlayanlar vardı ama. Evet. Ramazan aralığı nasıl peki? İyi elhamdülillah. Bu cinime şükür. Vallahi maşallah. İyi gördüm ya. İyi bakan iyi görür. Güzel bakan güzel görür. Sen demek güzel bakıyorsun. Zaten sen de güzelsin. Güzel estağfurullah. Estağfurullah. Abartı nedir abi? Hala buna bak. O da bizi görüyor musunuz? Çekimler yapıyor. Canın iyi sen. Celal amcam. Bir sene. Sen abi sen. Tabii niyamacından. Yolda öyle demedin abi. Yok ben. Yolda öyle demedi abi bak. Canıyım. Ceylan amcam bir sene. Sorurlar şey. Canıyım. Birden. İki Zinnu Tiryaki. Üç İbrahim Erkal. Ya Hüsamettin Ceylan.
54. Ay ben böyle etmedim abi. Böyle böyle. 4 dövdü 4 derdi. Tamam döndürmedin. Böyle kıvırdın da. Döndürmedin. Ay çok kıvırıyorsun. Ay şimdi dedin ki birinci. Celal amca değil listeye daha beni bile koyma. Daha yolda dedim ya sana. Niye koymayayım? Ölürler bile koyduk. Zindim koydu. Bire, İbrahim Erkal'ı koydu öldürdü. Allah rahmet eylesin. Zindir koca. Zindir koca. Allah rahmet eylesin. Amin. Cennet amin, olsun. Amin. Hep Fatih ya, okuyorum onlara. Amin. Onlara Fatih okuyoruz evet. Siz de okuyun sevgili izleyenlerimiz. Evet Hüsamettin abi. Ramazan'la aranız iyi. İyi elhamdülillah. Herhangi bir sıkıntı yok. Yok yok vallahi yok. Elhamdülillah. Rütüza yani. Başla. Yok Rütüza. Ne yok vallahi yok sormayayım mı yani? Ya merak ettim. Lale Paşa'ya gel. Hem de yok abi dört yok. Dört. Ya. Neyse Hüsamettin abimizden. Abicim müsaitsen. Evet. Bir tane ilahi okuyalım olur mu abicim? Yok ya şarkı söyleyecek halimiz yok Ramazan'da. Olur şarkı da söyleyebilirsin abicim sıkıntı yok. Evet estağfurullah. Senin parçan demin söyledik. Düşün evleni bizim. Anama gidip durma. Yaratmış Mevlam hurur görme. Ela göze siyah sürme. Çekerler karada gelmi. Ela göze siyah sürme. Çekerler karada gelmi. Cennette bir pınar akar. Hakkın didarına bakar. Ne acayip nesne kokar. Karanfil karada gelmi. Bir acayip nesne kokar. Karanfil karada gelmi. Lillahi Fatiha. Yeter. Musunuz Hüsamettin abicim? Senden de Allah razı ağzına, olsun. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık diyorum. Sen de beni unutmadığın için, buraya kadar zahmet ben ettiğin için ben de sana teşekkür oraya ederim. Küçük bebeğin nerededir? Nerededir? Bilmece. O da güzel. Dünyanın en küçük bebeği. Dünyanın en küçük bebeği. Bilmem ki. Erzurumlusunuz? Yok, Erzurumlu değilim. Erzurum'u dünyaya tanıtan bir sanatçımız. Bilmiyorum hocam, Erzurumlu değilim ben. Tamam. Türkiye kaç ilden oluşur? 81. 81. Tabii günümüzde bazı illerde eklenmiş. 81'den fazla. Süpersin. Kaç bölgeden oluşur peki Türkiye? Bilmiyorum. Senin canın yumuşak. Teşekkür ederim. Hayırlı işlerle. Sağ ol. Efendim? Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Filistin. Filistin'dedir. Filistin'dedir. Peki bugün size bir mutlu haber gelse ne olmasını isterdiniz? İsrail ile Filistin arasındaki savaşın son bulmasını beklerdim. Senin Allah'ın ölürüm güzel insan. Ya senden Allah razı olsun. Memleket Erzurum mu? He, Erzurum. Erzurum'u dünyaya tanıtan ünlü sanatçımız kimdir? İbrahim Erkal. Ya çak. Düz kardeş. Bit. Muhteşem, muhteşem ya. İyi maşallah. Kardeş, iftarlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet programımıza bütün hızıyla devam ediyoruz. Ne, İbrahim Erkal dedim mi kofilet. Ne yaptı? Demin bana da bana sorsaydın. Böyle bir dön de kameraya doğru dön. Bana da sorsaydın ben de alırdım kofilet. Evet. Evet. Ama Batman'da bulunan sevgili dadaşımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. İzmir'de bulunan sponsorlarımız yani dadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ana sponsorumuz sizlere teşekkür ediyoruz. Yalçın ve Akulut'a. Alp Epsilon eğitim kurumlarına çok teşekkür ediyoruz. Bizim sponsorlarımız. Ayta baba. Halk geri biziz. Gidiyor. Nasıl? Gördünüz mü? Bak nasıl geri gidiyor. Şey, arkadaşlar merhaba. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Abi hiçbir fikrim yok ya. Kusura bakma. En küçük bebeği. Abi. Kızlar dünyanın en küçük bebeği nerededir? Vallahi dünyanın en küçük bebeği. Hiç bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum.
Bilmiyorsunuz. Evet. Canı sağ olsun, sıkıntı yok. Hanımefendi, dünyanın en küçük bebeği nededir? Bilmiyorum. Evet, ne güzel, hiç bilmiyorum. Belek. Hayırlı iftarlar. Efendim, dünyanın en küçük bebeği nerededir? Dünyanın en küçük bebeği. He. Bilmiyorum. Bir zenci bebeğin dişleri ne rengi olur? Beyaz. Süper. Teşekkür ederim. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyenler. Ayto baba nerede? Yahu Ayto. Aytekin Bey. Rica ediyorum. Ya benimle gel. Abi senden gel yani. İki saat. Tamam yani, kendi yanından bir şeyler edersen gel lan buraya. Abi gidiysen ben de peşen geldim. Nasıl gidiysen? Tamam ama geride tamam. Kalıyorsun kardeş. Yok abi, aşağı geldim, yetiştim yani. Tamam, biraz hızlı gel. Tamam, bir dakika. Daha saati geldi, bak millet iftara gidiyor, Allah Allah, gel. Tamam, bir dakika abi. Ha, gel kardeş, ha. Gel abi. Aha, kardeşlerim orada. Ha, sıkıntı yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam Salih abi. Efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bir doktor grip olursa ne yapar? Grip olursa ne yapar? Ramazan sorusu sevgili izleyenler. bir doktor grip olduktan sonra abi ben olduğum zaman paça içiyorum yani. Paça içer. Duydunuz. Hakiki doktordan. Sayın hocam. Can. Çok harikasınız. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Beyefendi gelir misiniz şu hocam? Buyurun. Ayto baba sakın karışma. Evet. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Hocam kaçma. Vallahi bilmiyorum. Neredesin? Dünyanın en küçük bebeği. Abi Uruguay'da mı? Nerede? Onu geçtik. Şu anda size bir haber gelse, o haber ne olsun? Mutlu olacak bir haber ama. Şu anda mı abi? He, sizi böyle dünyanın en mutlu edecek haberi. Gazze'deki olayların durması abi. Zaten sorumuzun cevabı da buydu. Harikasın hocam. Tebrik ediyorum. Peki, Erzurum'u dünyaya tanıtan sanatçımız kimdir? İbrahim Erkal. Sus, gel buraya. Efendim, 99 cemaat, 2 müezzin, 1 imam nedir? Can, bir daha alabilir miyim abi? 99 cemaat. 99 cemaat, 2 müezzin, 1 imam nedir, bilmece? Tesbih. Süpersin ya. Çakın hocam, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Katıldığınız için, çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Görüşürüz. Allah razı olsun. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Bilmiyorum abi. Allah senden razı olsun. Evet. Gel abi. Hanımefendiler, merhabalar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Bilmiyorum. Allah senden razı olsun. Nerede? Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm selam abi. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Evet. Güzel soru. Canlı olarak bakarsak aklıma tabii bir şey gelmedi ama. Evet. En küçük bebek, en küçük bebek. Onu geçelim. Geçtik. Şu an size öyle bir haber gelse ki, öyle mutlu edecek bir haber. O haber hangisi olmasını isterdin o haberin? Sizi dünyanın en mutlu edecek insanı. Hiç girmeyelim o konulara ya. Abla hiç zararlı çıktınız, kusura bakma. Ben teşekkür ediyorum. Evet, programımıza devam ediyoruz. Yine Ayto Baba kayıp. Kayıp. Hanımefendi, dünyanın en küçük bebeği nerededir? En küçük bebeği nerededir? Evet. Dünyanın en küçük bebeği. Bebeği. Evet. Göz bebeği. Aa, süper. Çok teşekkür ederim. Evet. Bir, en son hangi dişler çıkar? En son hangi? Ben oruçluyum, bebeğim basıyor. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Tansiyonun sponsorlarını ver bana abi. Görmüyorum ben. Görmüyor musun sen? Epsilon eğitim kurumlarının katkılarıyla. Ha. Sponsorlarımız. Sponsorlarımız. Hanımefendiye evet. Bir soralım mı? Sorayım. Hanımefendi, dünyanın en küçük bebeği nerededir? En küçük bebeğim mi? He, dünyanın en küçük bebeği. Hindistan. Hindistan. Süpersin ya vallahi. Şu an size bir mutlu haber gelse, sizi dünyanın en mutlu edecek haber ne olabilir? Sağlıkla ilgili bir şey muhtemelen. Bu genel anlamda sizi, yani şöyle bir haber gelse, dünyanın en mutlu insanı ben olurum de. Bilmiyorum, hani mutluluk sadece tek bir şeyle olmaz ya. O anki duruma bağlıdır. Evet. Yani çoğu kişi para diyebilir ama para olduğunu sanmıyorum ben. Para her zaman mutluluk vermeyebilir, değil kesinlikle mi? Gazze var, değil mi? Sağlık diyelim. Evet. Peki efendim,
Memleket neresiydi önce? Aslen buralıyım. Erzurum. Erzurum'u dünyaya tanıtan sanatçımız kimdir? İbrahim Ayko. Süper. Hangi saatte çay içilmez? İftardan önceki herhangi bir saat. Efendim çok teşekkür ederim. Ben katıldığınız teşekkür ederim. Için size bir iftarlık vereyim. Sponsor aramız var. Nasıl? Olmaz. En azından bir balon veririm şişirirsiniz. Efendim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı iftarlar. Sağ olun. Aytoni sen neredesin ya? Hala bu Erzurum Uzakşehir'i bir söyler misin? Abi dur. Bekliyorlar. Erzurum Uzakşehir'i bir söyle. Bir gezelim abi. Bir gezelim. Şöyle. Hanımefendilere diyorum. Hanımefendiler merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Gülüyorlar sana. Evet. Ya bir kaç oradan. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Bebeği mi? Dünyanın en küçük bebeği. Memleket neresi? Adıyamanlıyım. Adıyaman. Uyanman aman. Değil mi? İkisi de var değil mi? Adıyaman'ın neyi meşhur? Adıyaman'ın çiğ köfte. Çiğ köftesi. Evet. Süpersiniz. Şuradan, ben de üşüdüm ha. Başım evet. Efendim hangi saatte çay içilmez? Yemekten sonra. Hı? Yemekten sonra? Evet hemen sonra. Yemeği oruç ya. Yemeği kafaya takmış. Gittiniz bir lokantaya. Bir masaya... Ya bir sus! Bir sus Allah aşkına ya! Bir masaya oturdunuz. Garson geldi size ne dedi? Yani ne isterdiniz? Süpersiniz. Türkiye kaç ilden oluşur? 81. Süpersiniz. 81. Ben size teşekkür ediyorum. Harikasınız. Durun size de iftarlık verin. Evet sponsorlarım. Batman'daki komutanım. Askerimize selamlar gönderiyoruz. Dadaşım. Evet. Evet. Aha, çok bizim, teşekkürler. Bir dakika size verelim. Efendim sponsorlarımız. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Allah razı olsun. İftarlar. Hayırlı iftarlar. Sağ olun. İftarlar. Helal olsun. Sağ ol abi. Evet. Abi burada kendinden konuşuyorsun. Abi ben soruyu soran. Ben sana diyorum ki. He. Lokantaya giren garson neyi sorar? Neyi sorar? Mekanımıza hoş geldiniz. Buyurun. He. Öyle mi sorar? Şey verir. Ney? Lan neydi onun defterin ismi ya? Menü. Menü, he. Menüyü verir. He. Bakarlar, düğmeye basar. Tamam mı? Masanın üstünde. He. Garsonu çağırır. Hangi masada var düğme? Var abi, lokantalarda var. Allah Allah. Var abi sen. Abi uğurlar olsun. Sağ olasın. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Allah bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür. Bu Ayto Baba ile konuşuyorduk da. Siz benim de dayanamadık. Bir soruyu soralım dedik. Dünyanın en küçük bebeği. Peki size... Benim mi? Evet. Dünyanın en mutlu haberi. Mesela yani Filistin'in zulmü biterse ben dünyanın en mutlu haberi. Müslüman Orta Doğu'da zulümler, Gazze'deki zulümler, Müslümanlar uyanırsa beni en mutlu edecek haber olur. Senin Allah'ın ödürüm. Çok teşekkür ederim. Teşekkür. Sorumuzun cevabı da buydu zaten. Evet Ayto Baba. Gördün mü? Gazze'dir. Arkadaşlar selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Göz bebeği mi? Harikasın. Çok ya. Duydun? Şimdi kardeş bu arada adamla atışıyoruz. Siz gittiniz bir lokantaya. Bir masaya oturdunuz. Garson geldi size ne dedi? İftara gidiyorsunuz ya şu anda diyelim. Gittiniz bir lokantaya. Bir masaya oturdunuz. Tamam. Garson geldi size ne dedi? Hoş geldiniz der herhalde. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel gel düşelim. Bizi izleyin görün. Hadi görüşürüz. Şimdi gel öyle sen. Kardeş bir gel ya. Bir gel. Tamam bundan kaldım Emel'e kardeş. Kardeş memleket neresi? Ben Samsun'uyum abi. Samsun. Oo, 55. Samsun. 55 gördün mü? Abi. Karadeniz. Karadeniz'de neden deniz vardır? Abi ticaret için, ulaşım için, daha farklı ülke geliştirmek için, imkanlar yaratmak için bence. Maşallah. Öyle düşünüyorum. Giresun diye var değil mi? Giresun var mı orada? Giresun taraflarında da var abi tamam. Evet. Balıkçılık. Karadeniz'de deniz olunca Giresun diye var da. Evet abi Giresun evet Giresun. Şimdi, buradan çıkarsın Giresun. Bu Ayto Baba var konu, ya. Bu Erzurum'un sevgilisi var. Konu. Konu. Anla. Dolaştık. Bir lokantaya gittik. Bak sana soruyorum. Bundan anlaşamıyoruz. Tamam. Gittiniz bir lokantaya. Bir masaya oturdunuz. Masaya. Evet. Bir masaya oturdunuz. Garson geldi size ne dedi? Efendim hoş geldiniz ilk başta öncelikle. Bir isteğiniz bir arzunuz var mıdır? Bu
da senin gibi. Tamam, tamam. Bu da bilir. Tamam, ne olur abi? Nasıl görüyorsun? Abi ne diyorsun sen? Allah Allah. Tamam abi sen söyle. Kardeş, padişah ölünce oğlu ne olur? Tahta geçer. Tahta geçer. İyi ki varsınız. Allah senden nasıl? Kardeşlere bir iftarlık veririm. Yok abi, teşekkür ederim. Samsun da kardeş. Ya bunu anlaşamıyorduk kardeş. Ha, balon vereyim şişirsin. Bir tane balon vereyim şişirsin. Eyvallah abi. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Evet, programımıza... Abi ne? Ale misin ya? Sen de ale misin? Kardeş ale senden belediyen. Ya şu işi bir çözelim. Çözelim. Şimdi bu arkadaşından anlaşamıyoruz bir türlü. Diyorum ki gittiniz lokantaya. Tamam. Bir masaya oturdunuz. Tamam. Garson geldi size ne dedi? Masaya oturma, sandalyeye oturulur. Duydun mu? Ne abi? Duydun mu? Bir daha de. Masaya oturma, sandalyeye oturulur. Ya? Neye oturulur? Çak şimdi. Sana de. Az bir dakika ne? Teşekkür ederim. Harikasın, süpersin kardeş. Allah razı olsun. Evet, çok teşekkür ederiz. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Hindistan'da mıydı? Dünyanın en küçük bebeği. Aynen, en küçük. Buluşmuşlardı Hindistan'da. En büyüğü de zaten bizdi adamı. En küçük bebek kadın ben zannettim. Peki. Gel gel gel. Buyurun. Gittiniz bir lokantaya. Evet. Bir masaya oturdunuz. Evet. Garson geldi size ne dedi? Ne alırsınız? Hoş geldiniz. Menüyü koyuyorlar. Hoş geldiniz, ne alırsınız? Bak bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim. Veya hoş geldiniz. Yok. Öyle değil mi? Bilemediniz. Yok. Ha, biz çalışıyoruz, söyleseniz biz ne diyoruz müşterilere? Erzurumlu. Erzurumlu. Hayır, hoş geldiniz, yardımcı olun. Efendim? Cırık duydunuz mu, cırık? Evet duydum. Sormuşlardı cırık. 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 Bilmiyorum. Bilmiyorum. Biz nasıl Erzurumlu? Kapbezi? Hayır. Kapbezi de duymadınız. Bilmiyorum. Süpersiniz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Evet, kolay gelsin kardeş. İyi akşamlar abi. Allah işin gücünü nasıl getirsin. Hadi bakalım. Hangi abi? Çantam düştü. Karti. Hanımefendi merhaba. Merhabalar. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Nerededir? Tahmin. Annenin karnında diyecektim ama. Hmm. Birazcık kopya gelmiş olabilir. Evet. Peki bugün öyle bir haber alsanız ki dünyanın en mutlu insanı etse sizi. Ne olabilir bu haber? Yani sizi çok mutlu edecek bu haber. Dünyanın en mutlu? İnsanı edecek haber. Bilmiyorum. Hiç aklıma gelmiyor. Ah, aslında geçin. Büyük bir şeyler yok ama. Evet. Memleket Erzurum? Yok, Giresunluyum ben. Giresun. Ha, bak soru geldi aklıma. Karadeniz'de konumundan de... dolayı. Evet. Nasıl? Türkiye'deki konumundan dolayı. Giresun'u yani. Karadeniz'den çok kim korur? Vallahi kimse korumaz gibi ama. Giresun'u Karadeniz'de en çok kim korur? Yani Samsun diyeyim, Ordu diyeyim. Ordu! Evet. Kazandınız, ta ordular korur. Espri vardı. Orada espri vardı da. Peki, Erzurum'la ilgili lehçe, deyim ne öğrendiniz? Yani birazcık işte nedir sen? Falan böyle. O tarz şeyleri öğrendim. Çor varmış. Zıkkım demekmiş. Çor. Evet. Bayağı şey öğrendim çor aslında. Çor evet. Neymiş? Zıkkım demekmiş. Ben çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ben size bir iftarlık vereyim. Öyle gideyim. Sponsorlarım teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Aha. Balon çıkmadı. Neyse ki. Kek çıktı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Giresun'a selamlar gönderiyoruz. Evet, programımıza bütün hızıyla devam edelim. Beyler, beyler, beyler merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nerelisin? İran'dan geldim. İran, hoş geldiniz. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Karnında. Süpersin ya. Ha, sana bir tane balon vereyim şişir, olur mu? Teşekkür ederim. Evet, programımıza bütün hızıyla devam ediyoruz. Dünyanın en küçük bebeği nerededir abi? Ali. Dünyanın en küçük bebeği nerededir? Türk'ü bilmiyor. Dilizi bilmiyorum. İranlıyım, Fars, Azerbaycan ve sizin dili. Ne bana yakışıdır. Bəli. Allah sizden razı olsun. Burada. Erzurum. Erzurum. Merdumu. Süpersin. Çak. Hadi ben eyvallah. Kardeş, dünyanın en küçük bebeği nerededir? Vallahi bilmiyorum ki abi. Sen yaradana kurban olmuşsun. Dondu kaldı. Hayırlı iftarlar. İftara kaç dakika kaldı? Yarada 15 dakika falan var. 15 dakika kalmış. Efendim, dünyanın en küçük bebeği nerededir? Vallahi bilmiyorum. Senin canıyım. Erzurum'u dünyaya tanıtan sanatçımızı tanır mısınız? Vallahi eskilerden Mükerrem Kemal Taş vardı. Raci Akır vardı.
Evet. Eskiden ama şimdi bir İbrahim Erkal da vardı, rahmetli oldu. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Amin. Abi sana şimdi öyle bir haber gelse ki seni dünyanın en mutlu insanı edecek haber. Ne olmalıydı? Vallahi şu anda hiçbir şey beni mutlu etmez. Hiçbir şey. Peki tamam, teşekkür tamam. ederim. Allah razı olsun. Hayırlı iftarlar. Merhaba. Merhaba. Ana merhaba. Bu kardeşim mi? Evet. Merhaba. Merhaba. Ana ne güzel sesin var senin öyle. Sen kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? O bilmiyor yaşını değil mi ablası? Evet. Biliyor musun yaşını? Bilmiyorsun. Hayır. Arkadaşın var mı? Yok. Hiç arkadaşın yok mu? Ana. İsmin ne? Beyza. 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 Nereye gidiyorsun Beyza? İftara. Sana ben balon vereyim. Dünyanın küçük bebeği nerededir? Anne neresi? Ben bilmiyorum. Nijerya. Nijerya. Tutursun o. Bu balon tut. Teşekkür ederim. Aha. Ablası dur sana da balon vereyim. Aha. Teşekkür ederiz. Bana bilmece sorar mısın? Oyun oynuyor musun hiç? Oynuyorum. Ne oynuyorsun? Aa, senin daha sana iftarlık geldi. Bok 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 bok. Ablasını ablana vereyim tamam. Aha. Efendim hayırlı iftarlar. Teşekkür ederiz. Dikkat edin. Ne? Kesme şekerim. Elif, ba, ta, sa, cim, ha. Yok abi. Oku dedim daha sende. Hadi gel Erzurum'a gel. Erzurum yakşı güzel. Denenenene. Hadi gel Erzurum'a gel. Erzurum yakşı güzel. Ya süper. Kıt ama şekerde söyle tamam. Şeker pancarından çıkar şekerim. Gel bana bana çekerim. Çayla beraber seni içerim. Kız senin o canını yerim. Böyle. O kadar. O kadar. Efendim teşekkür ediyorum Ato Baba. Ben teşekkür Renk ediyorum. Renk katıyorsun programımıza. El abi Allah razı böyle olsun. Böyle fırsat bulduğun zaman yanıma gel, gel beraber programı sunalım değil mi? Tamam abi. Siz de değil mi? Onun için de bir yorum yazın arkadaşlar Ato bana Baba için. Bana ha. Ato Baba'ya yorum yazın. Evet sevgili izleyenlerim. Alp Epsilon Eğitim Kurumları'nın katkılarıyla hazırlamış olduğumuz tansiyon programına Cumhuriyet Caddesi civarında yine başladık ve buralarda bitiriyoruz. Ato Baba ile birlikte. Ama Batman'da bulunan Dadaş kardeşime teşekkür ediyoruz sponsorluğundan dolayı. Ayrıca İzmir'de bulunan Dadaş kardeşimize teşekkür ediyoruz. Ve Erzurum'da gizli olan kahramanlarımıza teşekkür ediyoruz. Tabii ki Alp Epsilon Eğitim. Bir de Salih abi benim Dayda'da çalıştığım bir arkadaşım Abdullah var. Selam söyle dedi. Abdullah Bey'e de selam Abdullah. Gidiyoruz. Alp Epsilon Eğitim Kurumları'nın katkılarıyla hazırlamış olduğumuz tansiyon programı bugünlük de bu kadar olsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı iftarlar.